Engelli vatandaşlarımıza yönelik birçok imkanlar sunulmaktadır devletimiz tarafından. Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Engelli vatandaşlara dört koldan destek. İşte yapılan o ödemeler. Engellilere ve yakınlarına maaş bağlanırken iş fırsatları açılıyor. Vergi kolaylıkları ve Erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Ülkemizde eğitimden sağlığa, istihdamdan evde bakım hizmetine kadar, her alanda engellilerin toplumsal yaşama katılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Şimdi bunlar hakkında tek tek detaylı açıklamalarda bulunacağım değerli izleyicilerimiz. Şimdi engelli vatandaşlarımıza yönelik birinci hizmet, kendisine 537 lira ile 805 lira arasında bir maaş bağlanıyor. Engelliye bakan kişiye ise 1460 TL veriliyor. Bunun detayları şu şekilde değerli vatandaşlarımız. Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. %40 ila 69 arasında engelli olan vatandaşlarımıza aylık 537 lira, %70 ve üzeri engelli olan vatandaşlarımıza 805 lira aylık maaş veriliyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık 1460 lira maaş verilmektedir. Değerli izleyicilerimiz. Şartları taşıyan her iki ödeme alabiliyor. Engelli aylığı raporla en az %40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor. Bu maaşı almak için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanedeki kişi başına düşen gelirin 701 liranın altında olması gerekmektedir. Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının %50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca ağır engelli ibaresinin yer alması gerekmektedir. Hanede kişi başına düşen gelirin de 1402 liranın altında olması gerekiyor. Engelli vatandaşlarımıza sunulan ikinci imkan ise değerli izleyicilerimiz erken emeklilik. Engelleri bulunanlar için erken emeklilik imkanları var. Malulen emeklilik, sonradan çıkan rahatsızlıklarla ya da iş kazasıyla gerçekleşiyor. Çalışma gücünün en az 60 kaybolması şartı bulunuyor. Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor. Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim'in 1, Ekim, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor. Engelli vatandaşlarımıza sunulan üçüncü imkan ise iş kuran bir engelli vatandaşımıza 50.000 TL verilmektedir hibe şeklinde değerli izleyicilerimiz. Engeller için kamuda, özel sektörde iş imkanları açılırken, kendi işini kurmak isteyenlere de hibe imkanı sunuluyor. En az %40 oranında engelli olanların kendi işini kurmak için hazırladığı projelere devlet tarafından 50 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor değerli izleyicilerimiz. <laughs> Dördüncü kolaylık ise engelli vatandaşlarımıza yönelik şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Engellilere pek çok vergi avantajı sunuyor. Engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor değerli izleyicilerimiz. Engeller kendi kullanımlarına özel eşya ve araçlarda gümrük vergisinden muaf tutulurken yurt içinden alınan taşıtlarda da ÖTV, özel tüketim vergisi avantajından yararlanıyorlar. Engellerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel üretilmiş her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programları ise KDV'den istisna tutuluyor. Bürüt, 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya hisseye sahip engelliler emlak vergisi ödemiyor. Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. YouTube Atasever Akademi kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz, faydalı buluyorsanız paylaşmayı unutmayın değerli izleyicilerimiz. Videomuzu beğen beğen tuşuna basarsanız da çok memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça